Tamam. Tamam derken? Teklifini kabul ediyorum. Yani yardım teklifini. Orasını biliyoruz. Yeni bir şey söyle. Nereden biliyorsun? Daha önce söylemedim ki. Ya zahmet edip evime kadar geldin. Beni özlemediğini ikimiz de iyi biliyoruz. Sen hakikaten kola bir adamsın. İşimize dönelim. Sabaha kadar ben bir sürü şey hallettim. Ya zaten birkaç bir şey vardı, onları da halledip yanına gelecektim. Yeni ismim Ömer Caner. Soy isim biraz tırt ama olsun. Elkem'e ithal taş getiriyorum. Ortak iş yapıyoruz. Bu şimdiden yeter. Sen taştan falan anlamazsın. Dediğim ya, tasarımdan anlamam ama taşları iyi bilirim. Nereden? Belgesel kanallarından mı? Rahmetli babam sarraftı. Kapalı çarşıda, tatillerde onun yanında çalışırdım. Oldu mu? Oldu. Şöyle, İtalya'da tanıştık. Tanışalı bir yıl oldu. Ama 6 aydır sevgili olalım, daha fazla değil. Sebep? Sebep çünkü Bahar yani en yakın arkadaşım. Hayatta inanmaz. Biz birbirimize hiçbir şey saklamayız, özellikle bu aşk meşk konularında. Tamam, 6 ay oldu. Beraber iş yapıyorduk, sonra birbirimizden hoşlanmaya başladık. Ben seni bir gece yemeğe davet ettim. Zamanı sıkıcı bir ilişki, henüz ciddi değiliz. Ben senin anneni babanı tanımıyorum. Sen de benimkileri tanımıyorsun. Yani işte babam vefat edince de ben işim gücümü bıraktım, senin yanına geldim. Oldu mu? Şu hariç evet, oldu. Çok çirkin, bence takma. Anacığımın ördüğü her şey güzeldir. İyi. Yani kardeşim kurtaracaksan benim için hepsi okey. Tek bir şartım var. Ne? İlk yalanın ortaklık bozulur. Bir sürü insana yalan söyleyeceğiz. Ama birbirimizden hiçbir şey gizlemeyeceğiz. Çok ciddiyim. Yalan yok. İyi tamam, anlaştık. Tamam dedim. Çakma görünmüyor. Bu ne? Ya bu numaraları ararlarsa? Sıkıntı yok. Sanal bir ofis var yani. Telefonlara muhatap olacak biri. Gayet profesyonel. Hem de bir gece için. Bravo. Ben bunları Metin'i etkilemek için yaptım. Seni etkilemek için değil. Adamlara bir şekilde kimliğimi biraz etmem gerekiyor. Ya zaten seninle ilişkide olduğumu öğrenince beni bir şekilde araştırmaya başlamışlardır. Yani ismimi, cismimi öğrensinler değil mi? Nasıl olacak o? Sen şimdi şirkete git. Kapıda biraz oyalan. Oraya geldiğinde haber ut. Sonra? Sonra işini gücünü ayarla, çık. Şirket kapısında biraz bekle. Adamlar seni görsün, peşine takılsın. Sizin şirket misafirleri için kiraladığınız bir suite varmış. Boğaz'daki otelde. Oraya gel. Oda numarası 308'miş. Orada buluşalım. Her şeyi de biliyorsun bakıyorum. Mutlaka resepsiyonistle konuş. Ömer Bey odasında değil mi falan de. Telefon ettirmeden yukarıya çık. Merhaba. Merhabalar. Elif Hanım hangi odaya çıktı acaba? Müşterileriniz hakkında bilgi veremiyoruz efendim. İyi.
İtalyan stili değil ama neyse. Ne yapıyoruz şimdi? Bekleyeceğiz. En az 45 dakika. Sebep? Maç var, geç. Maç mı seyredeceksin şimdi yani? Evet, 10 numara maç. Eski ama olsun. Allah'ım, ne yapıyorum ben burada ya? Ne yapıyorum burada seninle? Yani sen şimdi kardeşimi böyle mi kurtaracaksın? Maç seyrederek mi? Dikkatleri üstümüzde çekmememiz lazım. Adamlar seni takibe başladı. O güne dair hiçbir şey hatırlamıyorsun. Telefondan da bir şey çıkmadı. Antep'te bir dayıya gitmiş. O da Allah rahmet eylesin, vefat etmiş. Yani bu adamlar işin ehli. Laf. Bunların hepsi laf. Sen sadece konuşuyorsun. Laf mı? Bir sakin ol da dinle. Bırak da işimi istediğim gibi yapayım. Öyle kapı kapı dolaşarak kardeşin değil, kedi yavrusunu bile bulamayız. Ava giderken bir avlanırız, geçmiş olsun. Biraz uysal ol ya. Ha? Çok zor işler değil bunlar. Ölmezsin. Bir de otur. Bana bak. Öyle ikide bir de buyurma bana. Ben senin personelin falan değilim. Vallahi benim personelim yok. Bu hayatta o tip imtiyazlara sahip olan sizsiniz Elif Hanım. Arda dosya getirdi, bak onlara bir. Ne bunlar? Son 5 yılda kara paradan içeri giren sabıkalıların fotoğrafları. Bak bakalım senin itlere benzeyen biri var mı? Sen güzel güzel dersini çalış. Ben de maçımı izleyeyim. La ben nesin niye orayın ha? Telaffuz korkunç. Daha çok çalışman lazım. La bana signorina. Metin abi, öğrendim. Adamın adı Ömer Caner. Roma'da yaşayan bir iş adamıymış. Tamam, orada bekle. Takibe devam et. Tamam abi. Hiçbiri değil. Of. Tahmin etmiştim. De bir şansımızı deneyelim dedim. Senin Metin gibilerin yukarıyla arası hep iyidir. Yani karakolda pek görmezsin. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Şimdi bana kendini anlatacaksın. Nasıl yani? Öyle sevgilinin bileceği türde detaylar istiyorum senden. Ki sonra faka basmayalım. Ne gibi? Ya işte en sevdiğin çiçek, en sevdiğin renk, kullandığın parfüm. Ne bileyim işte ilk filmi ne zaman izledin, doğum günün ne zaman, anlat işte. En sevdiğim çiçek menekşe. Güzel. Böyle 15 yaşlarındayken Audrey Hepburn'un Tiffany'de Kahvaltı diye bir filmini seyretmiştim. O zamandan beri taşlar, takılar, mücevherler hayatımın önemli bir parçası oldu. En sevdiğim renkler de siyahla beyaz. Siyah beyaz. Siyah beyaz. Belli oluyor zaten. Doğum günün ne zaman? Babamın öldüğü gün. Sibel'in de. Unuttun mu? Hayatım sonuna kadar doğum günü unutmayacağım. Neyse biz işimize dönelim. Bana şimdi daha detaylı bilgi lazım. Hani ne bileyim böyle işte vücudunda bir yara izi falan var mı? Sevgilinin görebileceği türden bir şey. Burnun yapılı mı? Botoks var mı? Falan filan anlat işte. Yani öyle bir şey olsa bile kızlar böyle şeyleri sevgililerine söylemezler. Erkekler de genelde görür. Peki şu dövmen. Mursa alfabesi mi? Anlamı ne? Memur bey, her şeyi benden beklemeyin. Biraz da sen anlat. Sonuçta ben de hata yapabilirim. Mesela doğum gününle. Ya da polisler hangi rengi severler? Türkü dışında başka dinlediğin müzik türleri var mı? Hip hop falan.
Benim kimliğim sahte Elif Hanım. Ne istersek, nasıl istersek o. Yani utanmayacağım bir Ömer Caner yaratabiliriz. Bu oyunda Ömer demene ihtiyacımız yok.